Zaten kısırlaştırma mutlaka yapılmalı. Sonra da doğal ortamına bırakılmalı ve orada yaşatılmalı. Sokak hayvanlarının uyutulmasına kesinlikle karşıyım. İnsanlık olarak, insanlık görevi olarak onlarla ilgilenmemiz lazım. Bence uyutulmaları da doğru değil. Sokak hayvanları kanun tasarısı ile ilgili çalışmalar devam ederken sokak hayvanlarının uyutulması ile ilgili tartışmalar gündem oldu. Önce kısırlaştırıyorlar, sayıları düşüyor, sayıları düştükten sonra da zaten sorun olmaktan çıkıyorlar. Canlıyı nasıl uyutuyorsun ya? Bir canlı öldürülür mü ya? Başıboş sokak köpeklerine yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaştı. Söz konusu kanun teklifi mecliste tartışılacak. Uyutulmanın şeyi herhalde öldürülmektirdi. Yani öyle anlıyoruz. Ben olumlu görmüyorum yani. Hoş görmüyorum, olumlu görmüyorum, desteklemiyorum. Yani o başka çözümler bulunması lazım diye düşünüyorum yani. Ama uyutulmaya tabii ki karşıyız. Onun yerine kısırlaştırılıp bakım altına alınsa belediyeler veya valilikçe daha uygun olur. Başıboş sokak hayvanlarının yol açtığı problemlere yönelik tedbirler tartışılırken vatandaşlar sokak köpekleriyle ilgili düşüncelerini paylaştı. İnsanlara zarar vermeyecek şekilde yaşam hakları vardır yani. O günahtır yani, o bire yapması günaha girer. Aslan doğru değil yani. Köpek kedidir, Allah yaratmış. O hayvanları kimse öldürmeye hakkı yok yani. Başıboş sokak köpekleriyle ilgili tartışmalar gün geçtikçe artarken bu tartışmalara Şanlıurfa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Abdullah Açıkgöz'den açıklama geldi. Gerçekten sahipsiz hayvanlar Türkiye'nin ve Şanlıurfa'nın en önemli sorunlarından biri. Sahipsiz hayvanların bir an önce ilgili kurumların devreye girerek bunların popülasyonun azaltılması ve bu noktada kısırlaştırma işlemlerinin yapılması gerekiyor. Genel anlamda baktığımızda bu işin çözümünde büyükşehir belediyelerinin mutlaka veteriner sağlığı veya veteriner halk sağlığı daire başkanlığını kurması gerekiyor. Açıkgöz ilgili kurumların devreye girerek söz konusu hayvanların kısırlaştırılma işlemlerinin yapılması ve bu kapsamda popülasyonlarının azaltılması gerektiğini savundu. Uyutulmak bana göre olmaması gereken bir şey. Nasıl? Zaten kısırlaştırma mutlaka yapılmalı. Sonra da doğal ortamına bırakılmalı ve orada yaşatılmalı. Şu anda hayvanlar toplatılıyor. Rehabilitasyon merkezine götürülüyor ama o alanın yeterli olduğunu düşünmüyorum ben. Mutlaka bütün belediyelerin elini taşın altına koyarak bu işi çözmesi gerekiyor. Uyutmaktan ziyade kısırlaştırarak ve hayvan sağlığını, hayvan refahını düşünerek bu işi yapmak lazım. Yakın zamanda oluşturulan kent konseyiyle ilgili de konuşan Açıkgöz şunları söyledi. Bu kent konseyi yenilenirken bütün meslek gruplarından birer temsilcisinin olması gerekiyordu. Şanlıurfa Veteriner Hekimler Odası olarak da biz bir temsilcimizin orada olmasını isterdik. Nedenine gelince halk sağlığının bu kadar önemli olduğu bir ilde, sahipsiz hayvanların bu kadar önemli olduğu bir ilde, sokak hayvanları, sahipsiz hayvanlar, kuduz vakasının bu kadar önemli olduğu bir ilde veteriner hekimler odasından bir temsilcinin olmaması çok büyük bir problem. Aynı zamanda eczacılar odasından da yok, tabipler odasından da yok. Ben merak ediyorum kent konseyi kurulurken niye bu akademik odalardan özellikle eczacılar odası, veteriner hekimler odası ve tabipler odasından birer temsilci bulunmadı?